Pfizer'in insan kaynakları uygulamalarına bakacak olursak aslında bizi belki temelde ayrıştıran birkaç tane konu var diyebiliriz insan kaynakları olarak. Bir tanesi pozisyona değil şirkete alım yapıyoruz. Dolayısıyla o koltuğun gereğini yerine getirecek kişilerden ziyade bizim ilerinin geleceğin lideri olarak yetiştirebileceğimiz kişileri şirkete alıyoruz. Ve sonra farklı fonksiyonlarda rotasyonlar ve ek sorumluluklar, zorlayıcı görevler vererek o kişileri lider olarak yetiştiriyoruz. Aslında Pfizer'i belki lider okulu olarak konumlamamızın da en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. O yolda giderken de aslında yetenek değerlendirme süreçlerimiz bize çok güzel araçlar olarak geri dönüyor. Orada kişilerin gelişim alanlarını saptayıp ilerleyen kariyer yolunda kariyer aspirasyonlarıyla paralel olarak nerelerde gelişebileceklerini, gelişmeleri gerektiğini, buna yönelik nasıl aksiyonlar alabilecekleri ile ilgili yol gösteriyoruz. Belki de şu anda yurt dışında Pfizer Türkiye'den yetişme 40'ın üzerinde yönetici olması da belki bunun en güzel kanıtlarından bir tanesi. Çalışma ortamından kısaca bahsedecek olursam burada oldukça keyifli bir çalışma ortamımız var. Çalıştığımız kişiler aynı zamanda çok yakın arkadaşlarımız, sosyal ortamda da çok sıklıkla görüştüğümüz kişiler. Bu bence işin en keyifli taraflarından biri. İnsan kaynakları uygulamalarında da biz bu ortamı daha da keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Esnek kıyafet uygulamamız var. Dolayısıyla çalışanlarımız, merkezde çalışanlarımız şirkete spor kıyafetle gelebiliyorlar haftanın her günü. Çarşamba günleri dilediğin yer, iş yerin uygulamamız var. Dolayısıyla ofiste çalışma zorunluluğumuz yok. 15 yıl kıdem yılını doldurmuş çalışanlarımız 3 aylık sabbatical dediğimiz böyle hayalin için izin senin dedin izin senin programımız var. Onun kapsamında hayallerini gerçekleştirmek için bizden izin alıp gidebiliyorlar. Mutfak dediğimiz esnek yan haklar programımız var ki yan haklarını çalışanlarımız hani esnek bir şekilde değiş tokuş yöntemiyle bir sistem üzerinden değiştirebiliyorlar. Bunlara ek olarak sosyal kulüplerimiz var. Bu da aslında bütün çalışanlarımızın hobilerini şirket dışında onlara keyif veren şeyleri şirketteki onlarla aynı hobiyi paylaşan diğer kişilerle beraber hayata geçirme şansı verdiğimiz sosyal kulüplerimiz var. Onlar da şu anda bu sene itibariyle yanılmıyorsam eğer onun üzerinde sosyal kulübümüz var diyebiliriz. Dolayısıyla birçok farklı hobiye hitap edebiliyoruz çalışanlarımızın nezdinde.